Dostlarım selamlar. Pop Games TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Pop Games TV ekranlarından Aycan. Bugün Need for Speed Unbound'dayız. Biliyorsunuz ki story modu bitirdik. Hatta şuradan da görebilirsiniz. Artık cash earned this week, yani elemeleri bitti, geçtik ve bitirdik. Oyun şu anda bitti. Niye bu oyunu açtık yeniden? Şu anda 2 milyon bir paramız var. O paraya araba alıp yapalım. Biraz turlayalım. Yani araba al yap ve gez modunda olacak bu bölümümüz. Mesela hangi arabayı almak istiyoruz? Şu an manufacturing, yani alfabetik olarak markalara göre ilerliyoruz. Ben mesela kafamda bir araba var. Bu bölüm onu alıp yapmak istiyorum. Porsche yapacağız. Aslında var, Mercedes de yapabiliriz ha. Gerçi bu araba yapamayız. Bu araba kuvvetle muhtemel şey olacak. Full olduğu için bize yaptırtmayacak o arabayı. Hem ucuz yollu bir şey olsun. Heh mesela. Heh bunu al abi. 124.000. Alalım abi bunu. Use new car. Style'a gel abi. Body. Body kit. Mesela bak. Of diyorum. Çok güzel duruyor ama arka kanat. Arka kanat tutan Camon. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Body kit alıp da arkadaşlar kanadı değiştirebiliyorsunuz. O ne diyorsun? Yok artık. Ön taraf şeye dönüyor. Porsche'ye dönüyor arkadaşlar. Şeye 911'e dönüyor. Ama şu da çok güzel duruyor ya. Bu da çok güzel duruyor. Ama bu da çok güzel duruyor. Yani apayrı bir şey oluyor. Biz bunu bir alalım. Şeyi değiştiririz ama. Edit part'a gel abi. Mesela rear fender. Heh. Böyle olsun abi bu araba. Daha iyi. Tamam. Side skirt. Hayır abi. Side skirt de iyi. Aynaya gel. Bu. Aynayı da bunu seç. Front fender. Yok abi. Front bump. Hood. Kaput olarak bunu koy abi. Toplama bir araba gibi oluyor arkadaşlar. Onu size belirteyim. Front bumper. Ne diyorsun? Yani bence arkadaşlar bu böyle güzel oldu. Kanada gel. Ha, haricen ekstra koyuyor. Cam zindan turizm. Bir dakika. Edit spoiler. Bir saniye arkadaşlar. Ziya. Arkadaşlar kargocu geldi, kusura bakmayın da bir kargom vardı, günlerdir bekliyorum, yurt içi kargodan Allah razı olsun mundar etti. Şimdi arka farları biz bir kapatalım. Güzel, şöyle koyulaştır 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 koyulaştır. Güzel. Yani tamponun olmamasını şeyle. Tamam bir dakika lan ha. Rear bumper. License. Edit text. Aycan yazacağız. Ne yazacağız tabii ki de yani. Aycan yazıcı. Oh. Yani renk olarak da bir dakika, plakayı renge göre ayarlayacağız ama biz önce plaka değil difüzöre gel. Şimdi şu an bu equipped. Of. Bu iyiymiş ha. Şu. Ne diyorsun ya?
Oğlum bu çok Haşinos Gattaros oldu. Evet, böyle daha iyi oldu. Peki egzoz seçemiyor muyuz canım? Ya oğlum egzoz seçtirmiyor mu? Yok. Tavan kapatabiliyor muyuz bunda? Ya işte o eksik arkadaşlar ya. Spoiler roof. Bir dakika. Tavan kapatabiliyoruz. Arabanın tavanı kapalı daha güzel duruyor ya. Vallahi daha güzel duruyor. Güzel güzel. Spoiler. Bu var. Kanatsız. Yani bence dostlar, var bu da çok güzel duruyor. Yani bu da çok güzel duruyor. Ama bence bu olsun. Şimdi gelelim şeye, ride distance indir abi. Camber. Exhaust sound. Bizim bu arabaya renk bulmamız lazım ya. Bir kere performansa gel abi. 373 bin dolar. Ver parayı, yükle. Bu yüzden biriktirdik bu paraları. De ben onda değilim. Ben şey diyeyim arkadaşlar. Şu Paint and Wrap Community'ye bir girelim bakalım millet ne yapmış bu arabaya. Yani mesela bu da kötü değil tabii ki de. Oo, bu da çok güzel duruyor ha. Çok başarılı duruyor. Ama araba çok kapanıyor. Araba çok kapanıyor. Yani olmaz olmaz değil de bilemedim ya nasıl yapsak. Aa, eski Need for Speed'e gönderme. Aha, bu çok iyi. Kuvvetle muhtemel de bu arkadaşlar. Size söyleyeyim yani de. Kuvvetle muhtemel bu olacak. Kuvvetle muhtemel bu. Porsche'de de şu patlıcan mor rengi çok güzel duruyor ya. Normalde patlıcan mor rengi sevmem ama Porsche'de güzel duruyor. Her arabada her renk güzel durmaz. Yasit Design. Selam olsun. Ha. Ha, çok bir şey yapılmamış henüz bu arabaya. Tamam ben o kırmızıyı yapayım devam edeyim ya. O güzel oldu. Gayet haşim ve gaddarus bir araba oldu. Ver coşkuyu ya. Tamam abi sorun değil. Şimdi janta geliyoruz abi. Artık işimiz bittiğine göre. Bu değil. Şimdi dur abi. Brake diskten ziyade koy abi. Tamam. Ön tarafa geç. Ön tarafa da kaliperde koy abi. Tire'a gel. Bunu şöyle yapalım. Bunu koyalım. Speed Hunters. Bunu koy abi. Şimdi rim. Evet bu konuda özgürüz abi. Yani şu jant da güzel durmuyor değil.
Bu jant bile olabilir yani aslında. Evet. Cosmic S1. Cosmic jantlarını severim. Aa, Hannes. Bu olsun abi, bu. Work Emotion XT17. Ki jantın rengini de bundan bırakacağım. Tamam. Size'a gel, dibine kadar yapıştır abi. Jantların rengini değiştirmeyeceğim, böyle kalacak. 22. Geç abi öne. Cosmic 17. Rim. Yani yok abi. Benim jant bu. Tamam birader. Dibine kadar büyüten to. Tamam, çok iyi. Şimdi ne oldu? Distansı verdik abi. Sonra buna Vanity Effect'e girip Air'da yapıştır abi buna. Tamam. Underglow'a da gel abi. Bunlar arasındaki fark ne? Ha, orange. Red. Tamam. Bunu da yap abi. Geriye ne kaldı? Şu ön farlara bir gelelim arkadaşlar. Ön farlara bir gelelim. Body kit, edit part, edit lights. Vallahi biraderler. Bir dakika bakayım. Çok mu koyu oldu farlar? Edit parts. Böyle daha iyi oldu. Aynen. Böyle iyidir. Şimdi arka tarafa geçip plakalığa bakalım abiler. Edit license. Edit text. Tamam. Background'a girelim. Şimdi arabanın rengi kırmızı olduğu için arkadaşlar, ona göre bir şey ayarlayacağım. Ve Aycan isminde yani net rahat görünebileceği bir plaka. Tamam, daha bundan iyisi olmaz. Frame'e, yüzeye gelelim. Buna da bir speed hunter yapıştır. Ya bence okey oldu arkadaşlar bu. Yani şu şekil baharsa. Yani şöyle bakarsak bence gayet güzel oldu makine. Bunu bir çıkıp deneyelim. Üf, tamam. Performans, handling, traksiyon açık, downforce kuvvetli. Tamam abi. 328. Bir dışarı çıkalım. Yani yarışmak için değil de. Çıkalım bakalım. Az gayet de çılgın bir şey oldu ha. Güzel makine oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu ya. Çok sevdim ha. Ya çok hani aksesuar seçenekli, çok güzel oldu. Tavanı çok güzel duruyor kapalı halde. Bir dakika. He, arabayı komple kapatınca air yere iniyor. Evet, güzel yani, araba güzel oldu. Senaryo bittikten sonra da böyle rahat rahat da oynamak ayrıca bir rahatlık veriyor. Çünkü senaryo bitti neticede.
Yasla bakalım nasıl olacak. Burada ne var? Rıhtım var burada. Yok. Rampa var. Rampadan mı uçacağız? Ne yapacağız? Ha, şuradan biraz daha hızlı gelip bunu kıracağız. Aynen buradan geleceğiz. Onu kıracağız. Yani arkadaşlar bu araba favori arabalarımdan olabilir. Çok güzel oldu bu araba. Burada da tabela var. Onu nasıl kıracağız? Onu da yukarıdan atlayacağız. Ya neyse canım şu anda gerek yok. Biz şu an derdimiz hız yapmak. Otobanı da çektik. Bakalım kaç yapacak. Arabayı çok sevdim. Deseni modifiyesi çok güzel oldu. Favori arabalarımdan yani. Her yer kıpkırmızı birader. Hadi, hadi, hadi. Oh, $2,500 da kurtardık yine. Tabii ki de yani şey, Huracan Performante daha hızlı gidiyor. Ama bunun şekli ve tarzı çok güzel. Gayet hoşuma gitti. Lan sakın kontrolden çıktı. Şuradan aşağı inmem lazım. Orada bir görev var galiba bizi bekliyor. Arabayı mundar ettik. Şerefsiz. Vidal's Garage. Yani yine LaFerrari götüreceğiz. Yok istemiyorum abi götürmek. Ben Rıfı'yı parçalamak istiyorum. Burada bir tane Rıfkı vardı, onu halletmemiz lazım. Şu oyuna biraz güncelleme gelse, içerik gelse bu oyun toplar ama yani ciddi içerik ihtiyacı var bu oyunun, size öyle söyleyeyim. Rıfkı şurada. Temelde arkadaşlar 310-320 geçmiyor arabanızı. Yani şu şekil araba en son böyle oldu. Bence güzel oldu. Çok hani başarılı bir modifiye yaptığımı düşünüyorum. Aksesuarlaması gayet iyi oldu. Evet dostlarım. Dediğim gibi bundan böyle araba yap ve incele bölümü olacak. Kısa bölümler olacak. Hani bu arabayı almak isteyen arkadaşlar aksesuar seçeneklerini belki izlemek isterler. Hani hoşlarına giderse alsınlar diye zaten yapıyoruz. Evet dostlarım buraya kadar değerli vaktinizden bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim dostlarım. Bu ve bu tarz serilerin kanalda bulunmasını istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenip bildirim çanını aktif edebilirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, benimle kalın, PUBG Games'te kalın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere, hoşça kalın.